Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinizden 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Birbirinden güzel sorular hazırladım. Muhtemelen bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlayalım. Görselde verilen Güneş sistemine ait 4 gezegen verilmiştir. Yan tarafta görüyoruz. Bu gezegenlerle ilgili buradaki ifadeler var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi hangi gezegenler verilmiş? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Yani dış gezegenler, gazsal gezegenler verilmiş. 1 numara gazsal gezegenlerdir. Bu ifade doğru. 2 numara, yani ikinci ifade, büyüklükleri eşittir diyor. Bu yanlış. Hatta şöyle işaretleyelim. Bu doğru. Bu yanlış ifade. Halkaları vardır. Evet, doğru. Dış gezegenlerin, gazsal gezegenlerin halkaları var. Yani burada 1 ve 3. ifadeler doğru oluyor. Biz de ne yapacağız o zaman? D şıkkını işaretleyeceğiz ve 2. sorumuza bakacağız. İskelet sistemi ile ilgili olarak yine burada ifadeler var. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri iskelet sistemine ait özelliklerdir diyor. 1. ifadeyi okuyalım. Vücuda desteklik sağlar. Doğru bir ifade. 2. ifademiz kemik, kas ve eklemler bu sistemin yapılarıdır diyor. Evet, doğru. Besinlerden enerji üretilmesine yardımcı olur diyor. Bu iskelet sisteminin işi değil. Bu yanlış. Organları darbelere ve dış etkilere karşı korur. Evet, bu da doğru bir ifade. Yani 1, 2 ve 4. ifadeler doğru. İskelet sistemine ait. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olacak. 3. soruya bakalım. Yine bir resmimiz var. K, L ve M gezegenlerinin güneşe olan konumları aşağıdaki şekilde verilmiştir diyor. Çeşitli semboller verilmiş, harfler verilmiş. Gezegenlerin hangi gezegenler olduğu söylenmemiş. Buna göre diyor K, L ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi Merkür, Dünya ve Mars. Bakın Güneş'e olan uzaklıklarına göre bu sıralama olabilir. Yani Merkür daha yakın, sonra Dünya, daha sonra da Mars olabilir. B şıkkında Mars, Jüpiter ve Satürn olabilir. Çünkü Mars olsa Jüpiter, Satürn yine yakınlıklarına göre, yani Güneş'ten uzaklıklarına göre, evet, böyle bir sıralama yapılabilir. C şıkkında Venüs, Uranüs ve Neptün var. Olabilir. Venüs daha yakın örneğin K harfi. L harfi Uranüs daha uzakta. M harfi Neptün daha da uzakta. Bu sıralama da olabilir. Demek ki cevap D şıkkı. Nasıl bakalım? Dünya, Uranüs ve Satürn diyor. Şimdi Dünya olabilir K harfi. Tamam. Ama L harfi ve M harfine baktığımızda Satürn Güneş'e Uranüs'ten daha yakın. Yani Satürn burada olsa, Uranüs burada olsa tamam. Ama burada sıralama hatalı verilmiş. Demek ki D şıkkındaki sıralama olamaz. O zaman bizim burada cevabımız D şıkkı olacak. Ne yapalım? Diğer soruya bakalım. 4. soru. Gezegenlerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi ifadelere bakalım. Buradaki sıralamayı yine görüyoruz. Sıralamayı isterseniz bir kere daha hatırlayalım, sonra soruya devam edelim. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler diyoruz. Bir de dış gezegenler vardı. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu şekilde sıralanıyorlar. Şimdi birinci ifade. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Evet, bu birinci ifade doğru. Fakat biz yanlış olan ifadeleri arıyoruz. O yüzden birinci ifade şu anda bize gerekmiyor. Doğru bir ifade çünkü bu. İkincisi, dünyanın halkası vardır diyor. İşte bu bize lazım. Çünkü bu yanlış bir ifade. Dünyanın halkası yok. 2 numarayı aldık. 3 numaraya bakalım. Merkür Güneş'e en uzak gezegendir diyor. Yanlış. Güneş'e en yakın gezegen bilakis. O zaman 2 ve 3. ifadeler burada yanlış ifadeler. Biz de bunları arıyorduk. C şıkkını işaretliyoruz ve 5. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki organlardan hangisinin yapısında düz kas bulunmaz diyor. Şimdi neler var? Kalp, kalın bağırsak, mide ve yemek borusu var. Kalın bağırsak, mide ve yemek borusunda düz kaslar var. Ama kalptekilere biz ne diyoruz? Kalp kası diyoruz. O yüzden onlara düz kas olarak söylemiyoruz. O yüzden cevap burada A şıkkı olacak. 6. sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım neler verilmiş. 1. ifade sert, esnek ve canlı bir dokudur diyor.
İkinci ifade, anne karnındaki bebeğin iskeletini oluşturur diyor. Üçüncü ifade, kemik ucu, soluk borusu ve burun ucunda bulunur diyor. Evet, siz de anlamışsınızdır. Kolay bir soru. Burada kıkırdaktan bahsediyor yani. Cevap D şıkkı olacak. Yedinci soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Merkür ve Mars için ortaktır? Şimdi iç gezegendir diyor. Evet, Merkür ve Mars ikisi de iç gezegen. O zaman burası ortak. Gazsal gezegendir diyor. Bu yanlış. İkisi de gazsal değil. Bunu istemiyoruz. Halkası yoktur diyor. Evet, ikisi de iç gezegendir ve ikisinin de halkası yoktur. O zaman 1 ve 3. ifadeler her ikisi için de ortak. Yani burada cevabımız bizim tabii ki B şıkkı olmalı. Onu işaretledik. 8. soru. Yukarıdaki şekle göre vücudumuzda bulunan kas çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Ben bütün şıkları sizlere okumayacağım. Sırayla resimler üzerinden biz cevabı bulalım. Şimdi 1 numarada bakın kol kasını gösteriyor. Kolumuzdaki kaslar çizgili kaslar. Yani bakıyorum C ve D şıkları elendi zaten. 1 numara bunlar olamaz. 2 numarada kimi görüyoruz? Mideyi görüyoruz. Peki midede ne var? Midede düz kaslar var. Yani bakın burası da elendi. Kalp kası yazılmış B şıkkında. Zaten cevap çıktı A şıkkı. Ama yine de doğrulayalım. Bir üçüncüye bakalım. Üçüncüde kimi görüyoruz? Kalbi görüyoruz. Kalpte hangi kaslar var? Kalp kasları var tabii ki. O zaman A şıkkında doğru yerleştirme, doğru olarak gösterim var. Biz de A şıkkını işaretledik. 9. soru güneş tutulması ile ilgili bir soru. Yukarıdaki şema güneş tutulmasını gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada büyük olan nesne güneşi temsil ediyor. Acaba bunlardan hangisi dünya, hangisi ay, buna bakmamız lazım. Şimdi güneş tutulması dediğine göre dünya olmalı üçgensel bölge. Çünkü araya ay girecek, dünyanın bir bölümü ayın gölgesinin yüzünden güneşi göremeyecek belli bir süre. Ve bu şekilde o bölgede güneş tutulması yaşanacak. Demek ki yuvarlak olan nesne güneş olacak. Yani ya A ya B şıkkı olacak. Burası ay olacak. Bu da dünya olacak. Doğru sıralamaya baktığımızda cevap B şıkkı oluyor. B şıkkını işaretlemeliyiz. Ve bu şekilde cevabı bulduk. 10. soruya geldik. Hareketleri yapabilmek için kullandığımız kemiklerin birbirine bağlı olması gerekir. İki kemiğin birbirine bağlandığı yere eklem denir. Hareket yeteneğine göre eklemler oynar, yer oynar ve oynamaz eklemler olarak üçe ayrılır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur diyor. Göğüs, kafatası, kalça ve yüz var. Kolay bir soruymuş. Cevap B şıkkı tabii ki. Kafatası, oynamaz eklemler bulunuyor. Ne yapıyoruz? 11. soruya bakıyoruz. Şekilde verilen vücut kısımlarındaki eklemlerin hareket edebilme yeteneklerine göre çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani oynayan eklemler tabii çok oynuyorlar. Onlar en çok olması lazım. Yer oynar ve oynamaz eklem olarak sıralayacağız. Neler var? 1 numarada kafatası var. Oynamaz eklemler. 2 numarada elimiz var. Orada oynar eklemler var. 3 numarada da omurgayı görüyoruz. Yer oynar eklemler. Yani burada 2 numara çok oynadığı için o zaman en çok bu oluyor. Sonra 3 numara olacak ve en son 1 numara olacak. Cevap şıklarına baktığımızda cevap şıklı A olacak tabii ki. 2 en çok. Büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıralaması olacak. A şıkkını işaretledik ve 12. soruya bakıyoruz. Fen bilimleri dersinde hazırlanan bir etkinlikte numaralandırılmış kartların ön yüzlerine gezegenlerin özellikleri yazılmış. Öğrencilerden kartların arka yüzüne ise o gezegenin adını yazmaları istenmiştir. Etkinliği doğru tamamlamak isteyen yiğit kartların arkasına aşağıda verilen gezegen isimlerinden hangisini yazmalıdır? Şimdi birinci karta bakalım. Güneş'e en uzak gezegendir diyor ve dış gezegendir diyor. O zaman Neptün'ü tarif ediyor bize. Yani bakıyorum A, B, C şıkkı elendi. Bunu çizelim. D de olabilir. İkinciye bakalım. Güneş'e yakınlık bakımından ikinci gezegendir ve iç gezegendir diyor. Bu da Venüs'ü tarif ediyor. Bakıyorum evet burada da o zaman D şıkkı elendi. Üçüncü karta kaldı iş. Güneş'e en yakın gezegendir ve iç gezegendir diyor. Tabii ki Merkür'den bahsediyor. O zaman cevap A şıkkı oluyor. A şıkkını işaretleyelim çünkü B şıkkı da elenmiş oldu. Burada Mars yazıyor çünkü.
A şıkkını işaretledik ve 13. soruya bakalım. İsmet, güneş tutulması ve ay tutulmasını model olarak göstermek istiyor. Bu modeller için 2 tane basket topu, 2 tane tenis topu ve 2 tane pimpon topu kullanıyor. Modelleri hazırlarken bu 3 gök cisminin birbirine göre büyüklüklerini de dikkate alıyor. Şimdi nedir? Basketbol topunun tabii güneş olması gerekiyor. Tenis topunun da dünya olması gerekiyor. Pimpon topu en küçük olduğu için ay olması gerekiyor. Buna göre İsmet aşağıda verilen modellerden hangilerini hazırlamalıdır diyor. Şimdi ben burada bütün hepsini tek tek anlatmayacağım. Size doğru olan seçeneği göstereceğim. Cevap C şıkkında güneş tutulması olarak bakın. Burada güneşi temsil ediyor. Bu dünya araya ay girmiş. Ve ne oluyor? Dünyanın bir bölümü ayın gölgesi yüzünden güneşi göremez oluyor belli bir süre. Ve güneş tutulmasındaki sıralama böyle olacak. Diğerinde ay tutulmasında ise bakın güneş, arada dünya var, arkada ay var. Şimdi ne oluyor burada? Aynı hizaya geldikleri için dünyanın gölgesi ayı kapatmış oluyor. Ve bu tarafta gece olarak yaşayan dünyadaki kişiler, gözlemciler ay tutulmasını izliyorlar. Çünkü dünyanın gölgesi ayı kapatıyor dedik. Yani buradaki doğru sıralama, doğru resim sıralaması C şıkkında yapılmış. Diğerlerini isterseniz siz videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Ve 14. son sorumuz. Şekilde ayın dünya çevresindeki yörünge hareketi verilmiştir. Buna göre ay hangi noktaya gelirse güneş tutulması gerçekleşir. Bakın güneş, dünya, işte ayın buradaki yörüngesi saat yönünün tersi olarak verilmiş. K noktası var, N noktası, M ve L noktası var. Şimdi güneş tutulmasının olması için ayın, bunlar aynı hizaya geldiklerinde ayın araya gelmesi gerekiyor. Ve güneşten gelen ışınlar dünyanın bir bölümünde görünmez oluyor belli bir süre. Ve ne oluyor? O zaman orası güneş tutulmasını yaşamış oluyor. Yani burada K harfinin olduğu yeri bizim işaretlememiz lazım. O zaman cevap A şıkkı oluyor. İşaretliyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.